tane Backsmith. Bir tanesini kullanmış Backsmith'lerden. Şimdi Salius Shoshin üzerine gitmek Sigma istiyor. Bu arada ulti geldi. Shen'den de ulti geliyor. İlk kan döküldü. Ne ara döküldü anlamadık ama Kirito açtı. Imperial'ın büyük milyonların onlar adına çalışmasını sağlayabilir. Ve TT savaş başlatmak istiyor. Sigma'yı yakalamaya çalışıyor. Torondor. Yaz Tank Bobby'nin aldığı hasar inanılmaz durumda şu anda. Takımı birbirinden ayırdı yalnız şu anda Team Vulture. 4'e 2 bir savaş var orada. Sigma içeri girdi ve Varus skorunu almayı başardı. Marex'i de alacak. Torondor da düşecek. 2'de 2 yaptı. Durdu. En azından burada 2 skoru aldı Luger. Ve Torondor geri çıktığında onu nasıl bir sürpriz bekliyor. Son verdi. O bu arada kaçırdı son verdi de. Yok, o kapıyı korumak o kadar kolay değil ve Kha'Zix o noktada skoru alacak. Hop, Shen de gider ayak. Skorunu aldırmayı başardı Kha'Zix'e ve müthiş mücadele. Deşenok kaçınca büyük halkanında o manayı alamadı. Şimdi yalnız Kha'Zix'e sersemleyecek. Bumerang da geliyor. Kha'Zix'e büyük hasar. Son vuruş gelecekmiş. Kha'Zix geldi. Kha'Zix yakalayabilir. LeChase sıçradı, üzerine gitti. Bitkinlik yeterli değil. İlk kan döküldü Unexpected'dan. LeChase geldi. Shen'i de getiriyor. Mı? Kimin üzerine atlayacak? Kristal'ın üzerine atlamak istemedi. Trundle'ı yakaladı bu arada. Trundle'ın başı dertte. LeChase ciddi bir hasar aldı. Arkada Unexpected. Kristal skorunu alıyor. Traktik ultisini kullandı. Orianna ultisi geldi ama herhangi bir hasar veremedi. Şimdi Baron'a mı dönecek acaba? Kalkanlar da geldi. Bastun geldi. Kalkanlar geldi. 47. dakikada çileklerin bu macerası galibiyetle mi sonuçlanacak? Süper minyonlar da geliyor. Bardaksa da 15 saniye var ve savaş başladı. Longbin üzerinde Leblanc var ama arka tarafta Nexus kulesi düştü. Kha'Zix partikülleri de ayırdı arka tarafta. Şimdi yalnız Kha'Zix almayı başardılar. Crystal'ın da başı dertte. Crystal skorunu da aldılar. Şimdi Nexus'a döndüler. Longbin skoru hemen ardından Sivir'in düştüğünü gördük ama Vardax hayatta geldi. Tutmaya yetecek mi? Vardax geldi. Şimdi Rux'un başı dertte. Shen'den ulti geliyor. Bardax geldi. Kazanabilecek mi acaba Çilekler bu karşılaşmayı? Splendor'ın umrunda değil. Vurmaya devam ediyor. Umut da geldi. Nexus'a son vuruşlar. Çilekler 48 dakika süren mücadelenin sonu. Yalnız ikinci çalıya da geçti. Ultisini kullanmayacak sanırım. Tinks Luger'in üzerine atladı. Hemen sıçrasını kullandı eşi orada. Only ve Sigma'da geliyor alt koridor. Rydal'ı yakalamayı başardı Luger. Şimdi bir de ışından geliyor. Sigma'nın üzerine geldi Kryto. Rydal düştü ilk olarak. Shaker orada kışkırtmayı başardı Kryto. Ses dalgası tutuyor, enerjisi yok Sigma'nın. Şimdi o enerji geldi ve skorda alın isim Kryto oldu. Sigma düşecek ama Tinks'in üzerinde de bir bitkinlik var. Şimdi dikkatli olması lazım. Sıçrasını kullandı görebiliriz. Shoshin geldi şimdi oraya. Tinks'i tutmayı başardı Kristalok. İşte 7.3 yamasındaki Rengar o kitle kontrolden sıyrılamayınca skoru Shoshin almayı başarıyor ve buraya kadar diyor. Patikon'un üzerine atladı Shoshin sıçrasıyla birlikte arka tarafta 2'ye 1 yapıyor. Şimdi Krona kırılması kullan. Shoshin üzerine kullanan bir takım kompozisyonu ve bolca skorun alan isimin olduğunu görmüştük. Bu maçta da yine benzer bir senaryo ve takımını taşıyan bir orta koridor. Gayet iyi bir açıdan geldi. Oradan iyi uçuyor. Bir kere daha gerildi Elastik Sapan'la. Bu sefer Unexpected'a ulaşmayı başarıyor. Mermi manyağı da kullanıldı. Lulu olabildiğince korumak istiyor takım arkadaşını ama yeterli olmadı bu. Big Bang'in hasarına dikkat etmek lazım. Rux düştü. Splendor oradaki savaşa katıldı ama Çelikler burada devamını getirmek istemiyor. Fiora oyunu bitiriyor. Splendor neden geldi buraya? İlk Nexus kulesini almayı başardı Rondor burada. Süper minyonlarla birlikte LeChase'in üzerine doğru gitti. Yalnız manası çok az ama Rexxei'yi almayı başarıyor orada. Çift takım arkadaşları da yitirdi. Big Bang'den güzel bir sıçra. 2'de 2 yapmayı başarıyor Big Bang. Tek hayatta kalan isim Splendor. Ve o da düştü. Koruyucu melekle tekrar gelecek hayata ama Team Vulture burada oyunu kapatmayı başarıyor. Big Bang 8-0-4'lük bir Misfortune performansı takımına galibiyet getiriyor. Bu arada Mazgeç Sihirdar Büyüsünü değiştirmemiş. Arındır'la dahil olmuş oyuna. Şimdi Abben orada Crystal görüyor. Alt koridora bir karşı baskın görebiliriz ama Rexxei'yi oraya bırakıp orta koridoru döndü ve burada Rafael ile Kairos hala geri çıkmadılar. Kairos yakalandı orada. Şifa kullandı korumak için desteğini ama Misfortune düşüyor. Ekstra sarı burada kuleyi aldı ama hem Memcuk arkaya bir ışınlanma kullandı. İki kişiyi buradan sersemletiyor orada Mazgeç. Crystal'ın canı bir hala azalmış durumda. Longbee'ye kullandı hasarını Mazgeç. Longbee düşüyor üzerinde, bitkinlik de vardı. Şimdi Natürs iki kişinin arasında. Rexxei de yaklaştı oraya. Vardax'ın canı az. Kazze'den mermi manyağı geliyor burada. Biraz hasar çıkardı Kha'Zix. Rafael savaşa dahil olamadı hala. Natürlüs'ü almayı başaran isim Crystal oldu burada. Crystal çok önde. O da geri çıkmayı başarıyor. Çok iyi bir takım savaşı çıkarıyor burada Peter Rippy. Bir skorda Ajin. Son skorda burada Rexxei oluyor. Harika bir takım savaşı karşı. Şimdi Kha'Zix'den bir sıçra. 3 tane süper minyonlu. O Nexus kulesinde çok rahat düştüğünü göreceğiz. Ve bu Nexus kulesi de düştü. Artık oyunun son anları. Traklax neredeyse rakip üsse giriyordu bu arada. Ve oyunun sonu artık geliyor. P-Trip'i Atlas karşısında günün son maçında